Koronavirüs düğün sezonunu da etkiledi. Sizde işler nasıl? Ablam etkiledi. Yani biz 2 ay kapattık dükkanı zaten. Hiç gelemedik. Mart'la Nisan ayı komple kapalı. Çarşının durumu da bellidir yani. Esnafın işi yok. Kritik yani. Oturuyoruz. Şu anda da tedbir amaçlı vatandaşlar düğün yapmayı tercih etmiyor. Ne kadar düğünler yapılsa da. Bu nasıl etkiledi? Yani şimdi millet gelmiyor. Alışveriş yok. Düğünler zaten, düğün salonları kapalı yerlerde olmuyor. Kır düğün salonları olur genelde. Şimdi o da eskisi gibi yok. İşler etkilemiş yani. Piyasa şimdi durgun. Geçtiğimiz yıla göre çok kötü oldu. Çok durgun. %100 durgun yani. Peki ilerleyen günlerde işlerin iyi olmasını bekliyor musunuz? Yani tabii ki bekliyoruz. Yani şimdi işimiz açılırsa daha bir rahat bir nefes alırız yani. Şimdi esnafız ama rahat bir nefes alamıyoruz. Sabah 7, akşam 8.30. Şimdi esnafın durumu iyi değil yani. Peki koronavirüs fiyatları etkiledi mi? Geçen tabii, yıla göre elbiselerin fiyatları tabii, nasıl? Tabii. Geçen yıl mesela dolar 3,5 milyondu. Bu yıl olmuş 7 milyon. Biz bu dolarla bunu alıyorduk. Kumaşı metresini 2 dolara alıyordum. Şimdi bu kumaşı 4 dolara alıyorum. Geçen yıl 3,5 milyondu. Bu yıl 7 milyon. Yani 14 milyona aldığım malın metresini 28 milyona şimdi alıyorum. Yani fiyat satışımız aynı, kar oranımız düşmüş. Elbiseler ne kadar fiyatları sayılır? 50 liradan başlıyor, 100, 150, 200 liraya kadar değişiyor. Yol aşağı, sağa yol aşağı her günlerde dönüyor. Bayağı bir zamandır böyle bir işsizlik, bir durgunluk yoktu. Hani bu koronavirüsten dolayı işlerimiz hani %20'lere indi. Hem doların yükselmesi hem bu virüsün olması işlerimizi çok olumsuz etkiledi. Normalde bu sezonda bizim iş sezonumuz, düğün sezonu, iş sezonu. Ama geçen yıllara oranla hani yaptığımız işin onda biri diyelim. Fiyatlar düştü yani. Tabii fiyatlar düştü, dolar yükseldi. Hani şimdi rağbet yok eskisi gibi. Onun için bayağı bir zora girdik yani. Geçen seneye kıyasla nasıl bu yıl? Çok durgun. Çok çok acayip derecede durgun. Hani zaten hani gördünüz siz çarşının durumunu. Normalde bu sezonda dışarıdan turlar falan geliyordu. Ankara'dan, İstanbul'dan, İzmir'den. Bu sene bunların hiçbiri yok. Tabii bunların hepsi kumaş alan, otellerde kalanlar, restoranlar, biber isot satanlar hepsinde olumsuz etkiledi. Turistlerin olmaması sizi de olumsuz etkiledi. Yani. Bu virüsten dolayı turlar falan gelmiyor. İşleri de etkiliyor yani. Peki geçen seneye göre bu yıl fiyatlar nasıl korona nedeniyle? Fiyatlar dolar yükseldiğinden dolayı, bu dolar enflasyon falan filan işte, fiyatlar yükseldi. Yani sattığımız malı biz bir daha yerine koyamıyoruz. Bu da çok, vatandaşı etkiliyor tabii, alımını. Tabii vatandaşı etkiliyor, alım gücü düşüyor. Ondan sonra biz sattığımız malı yerine koyamıyoruz. Dolar aldığımız için hepsi ithal bunlar. Yurt dışından geliyor. Dolayısıyla hani çok kötü etki. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Şu an kumaşların fiyatı ne kadardan başlıyor? Vallahi şimdi kumaşlar bir kıyafetlik yani, şimdi bizim buradaki yöresel elbise gibi yaparsanız minimum 300 lira. Hani dikimiyle falan 400 liraya geliyor. En uygunu 350-400 lira civarı ama yukarı doğru çıkıyor yani.